bütün toplumun inancımız gereği. Empati kuramıyor, doğru. Empati kurmak diyebiliriz, onları görmek, onları hiç diyalog kurmadılar. Ve çok ilginç, Türkiye'de başörtüsü karşıtlığı üzerine siyaset yaptılar. Bakın afişlerine, propagandalara, meydanlarına. Ve bir gün ne oldu? Deniz Baykal zamanında başladı. Baktılar bu siyaset işe yaramıyorlar. Hakan Bayrakçı'nın dediği gibi 20 yılda geçti %25, 30 yılda geçti %25, öyle bir yorum var. CHP bu dedi. Ne yaptılar? Öbür mahalleye girip, işte bu sefer helalleşme başlığında açtılar onu. Daha önce girip oradan oy alma siyaseti yapmaya çalıştılar. Bu da tutmadı. Gene aldıkları oy aynı. Neden? Bizim Anadolu'da, Türkiye'nin her yerinde bir CHP siyaseti, CHP zihniyeti olarak adlandıran insanların hafızasında var. Belki gençler yani belki yeni jenerasyon bunu bu kadar hissetmiyor. Ama bir 40'lı yaşlara, 50 yaşlara gittiğinde hala var. Bakın aslında bir dejavu etkisi. Bak bir fırsat verdi onlara 28 Şubat. Evet. 28 Şubat'ta demokrasi, insan hakları, hakkaniyet üzerine Cumhuriyet Halk Partisi bir siyaset üretebilseydi, o Batı Çalışma Kurumlarına, Milli Güvenlik Kurulu'nda çevik birilere karşı, siz ne diyorsunuz, bu en temel insan hakkıdır. Laikliği tartışılabiliriz, başka bir şey olabilir ama bir insanın inancından dolayı, aidiyetinden dolayı, kimliğinden dolayı özgür bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti yaşamasını garanti altına alıyor. Yani o zaman için ben doğru mu anlıyorum? Seçim mağlubiyetini doğru okuyamama durumu da var o zaman. Kesinlikle. Bakın yani, problem o zaten. Başka bir şey, zaten bir daha önemli bir reyeli ne biliyorsun? Sorun. Toplandılar, CHP Genel Merkezi'nde fotoğraf verip açıklama yapmadılar. Normalde neden peki bugün bir açıklama olmadı? Biz mesela altılı masayı hep böyle bir birlik mesajı verirken yani şöyle bir karar almışlar. Görüyorduk. Onu söyleyeyim, o toplantıda şöyle bir karar alınmış, değerlendirme yapacaklar. Şimdi hızlı bir süreç yani, birden seçim sonuçlandı. Bir saatlik, iki saatlik. Şimdi MYK'larında ve genel merkezlerinde bir değerlendirme yapıp tekrar toplanacaklar. Yani onunla büyük ihtimal meclis açıldıktan sonra yaparlar. Yani devleti de böyle yönetselerdi yanmıştık o zaman. Yani şimdi değerlendirme yapacaklar, tekrar toplanacaklar. Şimdi diyorsunuz ki meclis açıldıktan zaten sonra zaten bir buçuk sene kaybettik. Bakın ben size bir aday belirlemede bile bir buçuk sene kaybettik. Devlet yönetim konusunda bir şey söyleyeyim. Ümit Özdağ'la Kemal Kılıçdaroğlu Türk milletine yalan söyledi. Tekrar söylüyorum. Ümit Özdağ'la çünkü iki genel başkan belirli seviyelerde, hele Ümit Özdağ hoca, profesör, yalan söylediler. Bunu deyince nasıl diyorlar? Bir protokol imzaladılar değil mi? Protokolda kayyum başlığı var. İçişleri Bakanlığı'nın idari kayyum atama yetkisi kaldırılacak. Onun için ne gerekli Mustafa Bey? Yasa değişikliği kanun gerekli. Meclis kimde? Cumhur İttifakı'nda. Olmayacak bir şeyi millete böyle salladılar. O sadece... Sadece o konuda değil ki. Birkaç konuda daha. Yani ben benim aklıma geleni bu. Evet. O madde sadece HDP ve Kandil'e şiirin gözükmek için konmuş bir şey. Ne oldu? Yaptılar. %5 oy mu geldi? 2 milyon 800 bin oy birinci turda iki adaya da gitmeyen. Mesela bir de şey de oldu. İl yapacağım dedi bazı ilçeleri. Mesaj attı. O da mesaj attı yani, mesela. Mesaj attı. Yani bu. O da aynı. Hani ülke yönetmek dedin ya. Hani bir adam şöyle olabilir. Bir siyasetçi yetenekli değil. Kitlesi de yok ama dürüst siyaset yapar. Ben der liberal düşüncelere sahibim. Sosyal demokrat, muhafazakar düşüncelere sahibim. Bizim ekonomi politikamız buydu. Dış siyaset politikamız vardı. Biz böyle gideceğiz derler. Ama onunla protokol imza, ona Cumhurbaşkanı yardımcılığı var. Onu beğenmedi. Elimizde iki bakanlık var. Artı şu ver diye bir bu işi Meral Akşener'in tabiriyle kumar masasına döndürmek. Yuvarlak bir kumar başası. Herkesin zar attı. Millet bunu sevmez. Millet bunu onaylamaz. Peki.